Arkadaşlar merhabalar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün tavuklarımızı açarken çekmek istedim. Aslında açmayacaktım ama kapıyı aralayınca bu tarafa gelmişler. Dedim hadi çıksınlar. Bakın hemen suya gidiyorlar, aslında içeride su da var ama. Şimdi bir girmemiz lazım çünkü köpekler salındık. Köpekler yumurta yiyormuş, yani biz de yeni öğrendik tabii. Köpekleri bağlayacaktık aslında ama Recep abi gelir şimdi. Bir bakalım yumurta var mı? Evet, burada bir kızımız yumurtluyor. Şunlar dünküler. 5 tane. Bakalım bugün 2, 4. Tabii karanlık çıkıyor. 5 de bugün var. Şuraya koyayım. Ama bu yumurtaları hemen almamız lazım. Kızım. Arkadaşlar şimdi çıkıyorum dışarı. Evet, bir tane de burada var. Var mı sende? Tamam, bunu da buraya aldık. İçeride sular bitmiş. Bakın dün akşam doldurmuştum. Şimdi dükkanımız için salça yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden salça işini halledince de inşallah şu şeyin altını temizleyeceğim. Yani Recep abi de yardım edecek muhtemelen. Tabii fırsat olursa. Onlar da çok yoruldu sağ olsun. Yani dükkan tarafından buraya gelince Recep abi bana yardımcı oluyor elinden geldiğince. Sağ olsun. Bu arada çok da yorumlar yazmışsınız. Recep abi de hepinize teşekkür ediyor. Şu an o burada değil. Ama birazdan gelir. Şuradan bir suyu açalım. Su yenilensin. Bakın bu suya alışıklar zaten. O yüzden içiyorlar buradan. Şöyle bir dolsun. Evet, gördüğünüz gibi tavuklarımızın keyfi yerinde. Aslında dediğim gibi ki önce köpekleri bağlayıp öyle tavukları salacaktım ama kapının sesini duyunca kapı kenarına yığıldılar. Bu arada arkadaşlar şimdi şunu söyleyeyim, bu tavukların hepsi yaşlı değil. Bakın şunlar orta yaş, yani şu an pazarlarda vesaire tam yumurtada çok iyi yumurtlar diye satılan tavuklar o kıvamda. Bunlar da bizim yarkalar. Bakın daha bunlar yumurtaya başlamamış hayvanlar. Bakın şu 165 tanesi yarka. Bakın şu ileridekiler. Buradakiler. Bakın bunların tamamı yarka. Suyu kapatabiliriz artık. Bayağı doldu. İçerler. Horozlarda kaç tane var? Kim? Bir tane burada var. Daha bir tane orada varmış. 2. Şimdi Recep abinin oradaki Türkan horozları alacağım. Birkaç tane de fazladan horoz getireceğim. Yani bu tavuklar benim. Geçenki videoda da söyledim ama hala soran arkadaşlarımız olmuş. Şimdi bunlar benim arkadaşlar. Bunların bakımıyla sağ olsun şu anlık Recep abi ilgileniyor ama o da yani yardımcı oluyor. Çok herkes de yardımcı olmaz. Hatta yani kendi tavukları gibi ilgileniyor. Bakın şurada gezen beyaz Türkan falan var. Onları da inşallah verecek. Alacağız daha doğrusu yani. Verecek derken bedava değil. Parayla alacağım. Buraya getireceğim. Şimdi şu tarafta köpekler salınık. Şuradan ileri yol gidiyor. Bu arada bugünkü videomuzda arkadaşlar gel gitme. Seni görünce aklıma geldi. Şunu bir yakalayayım. Lan gel. Arkadaşlar biraz aksiyonlu bir şey oldu ama şimdi sizde dünkü videomuzda şu ön tarafa geçelim. Bakayım ben, köpekleri orada ileride, bakın. Şu ön tarafa geçelim. Burası biraz karanlık kaldı. Şimdi size 3 bacaklı tavuk var demiştim. Ben bu bacağı, bu tavuğu size demiştim ki arkadaşlar galiba bacağını vurduğu için ayağı kırılmış, o yüzden koşamıyor demiştim. Şimdi bakın arkadaşlar. Normal iki bacağı var. Bir de burasında var. Yani bildiğiniz yapışık, hatta şöyle dur bağırma. Bakın şöyle göstereyim. Yani bildiğiniz bir bacağı daha var. Ve de hani Allah'ın bir hikmeti, sakat bir hayvan. Ama yaşıyor. Yani böyle olmuş, büyümüş de. Bunu acaba ne yapmamız gerekir? Yani bu hayvana eziyet mi oluyor acaba? Bakın 3 bacağı var. Böyle yaşıyor ama
Evet, Haydut'ta bulut geliyor. Yumurtaları hemen almak lazım. Hatta onlar gelmeden ben şu yumurta, şu kapıyı... Dur! Haydut! Dur! Dur! Dur, şu kapıyı kapatayım arkadaşlar. Dur! Şu kapıyı kapatayım, yoksa onlar yumurtaları yiyormuş. Haydut! Haydut! Bulut! Lan beni dinlemiyorlar ki. Gel, gel lan, seveyim azıcık, gel. Gel, ne yapıyorsun? He? Ne yapıyorsun? Şimdi seni sevdik ya, Haydut da koşar. Evet, bakın tavuklar da böyle uçuşuyor. Heh, elimi yaladın. Elimi yaladın, bulut. Bir de şu tarafta duman var. Duman çok fena bir köpek. Onun cinsini tam bilmiyorum da Doberman gibi bir şey herhalde arkadaşlar. Bazen korkuyorum. Bana çok avlıyor. Geçen gün ona biraz yemek verdim. Biraz tanıştık ama. Haydut. Bu da bizim Haydut. Böyle sırnaşıyor bana. Dur. Dur. Bunları aslında nasıl bağlıyor ki? Ben hiç hayatımda köpek bağlamadım. Şuradan bağlayabilir miyiz? İpi vurdu ama. Şeyi. Neyse, şimdi tek elle zaten bağlayamam da. Olmadı, bir bakarım. Dur. Arkadaşlar, bugün şimdi su deposu baktık. Su deposu demir bir depo. Hop. Sırmaklı ayağımı. Demir su deposu bulduk ama yani şimdi şöyle düşünüyoruz. Çatıya koysak donar. Burası tam dağın dibi. Buralar soğuk oluyor. İçeriye koyacağımız için de dur. Dur. İçeriye koyacağımız için de Haydut. Dur. Şimdi bağlı da değil, bizi bırakmaz artık. İçeriye koyacağımız için de biraz hafif olması lazım. Yani içeride onu iskele de yapacağız. Onu tartması lazım. Depoyu bulamadık yani şu an için. Bakalım. Üç bacaklı tavuğumuzla böyle. Dünkü videoda söylemiştim. Merakla bekliyoruz diyen arkadaşlar için. Bakın şu hatta. Yürüyüşü falan da hemen şu önümdeki. Yürüyüşü falan farklı zaten. Yani bakın. Tam basamıyor. Acaba bunu ne yapsak? Yani hayvanı kesip tavukları haşlasak mı? Kıyamadım da ama bakın zor da yürüyor. Bu hayvana eziyet oluyor büyük ihtimalle ya. Ha arkadaşlar, ne dersiniz? Bu arada şuradaki türkenleri de alacağım. Şu var bakın, bir tane orada var. Bir tane beyaz vardı. Onları bu tarafa atacağız. Yani bu üç bacaklı tavuğumuz burada. Ha bir de şu Gurk'a bakalım. Bugün onu yatıracağım. Bakayım, yarın gösteririm bir daha yatırdıktan sonra. Çıkartabilirse artık nasip. Bakayım şuradan. Haydut, içeri girmek yok. Evet bakın, yatıyor arkadaşlar. Bizim. Kim, sen Gurk musun? Evet. Biraz hapşuru var ama önce buna bir iğne yapayım en iyisi. Ondan sonra yatırırım da. Çünkü böyle yatırsak şimdi hayvan da rahatsız, bir de yumurta bakacak. O yüzden sıkıntı olabilir. Evet, yani şu dışarıdaki suyun olması bizim için büyük avantaj. Depoyu ayarlayamadığımız için. Gerçi Nipel de daha gelmedi. Nipel, bendekiler kırılmış ya. Denedim. Su kaçırıyor. Su kaçırınca bizim için sıkıntı. En azından yani burada sularını içiyorlar. Bakın bu tavuk yumurtluyor arkadaşlar. Şöyle şey yapınca bakın nasıl oturuyor. Bu yumurta dizdiği için oturuyor. Yani horozun eşlemesini bekliyor. Gel. Yok, bunlar da olmadı. Yani bayağı da susamışlar. Aslında dün akşam gitmeden sularını doldurdum. Tabii 220 tane, 225 tane falan tavuk var. İçeride bir 20-30 litre su vardı. Susamışlar. İçin bakalım hadi. Şunu da bir düzenleyebilsek, şunu da bir şeyler koyarız aslında ama şöyle oturayım azıcık. Hem tavukları göstereyim.
Yani yapılacak o kadar çok iş var ki arkadaşlar. Bugün böyle dükkanın ufaktan böyle bir şeylerin dizdik malzemeleri. Sağ olsun Sapanca Belediye Başkanımız da geldi. Zaten şimdi bir Instagram hesabı açacağız dükkan için. Oradan da desteklerinizi bekliyorum. En azından bir süre böyle biraz tanınana, işlerimiz oturana kadar. Ama sanmayın ki de tavuk işini bırakacağız. Tavuk işi devam. Çünkü biz organik gıda üzerine bir dükkan açtığımız için şimdi ilerleyen zamanlarda zaten ne dediğimi göreceksiniz. Buranın yumurtalarını kendimiz satacağız. İşte köy tavuğu, köy yumurtası. Bunları da tabii ki değerlendireceğiz. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar beni izlediğiniz için. Bugün Recep abiyi çekemedik. Recep abi şurada şimdi görüyorum ileride. Yürüyor orada. Şimdi onu çağırayım, şu köpekleri bir bağlayalım. Hadi arkadaşlar, videoyu da beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Her sabah 8'deki videoma hepinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.